Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Özel Üniversitesi katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz ve sayenizde 36 bin teşekkürlerimi sunuyorum ve sizlerin bu desteğine layık olmak için elimden geldiğince doğru duyumlar aktarmaya çalışıyorum. Bunlardan biri de Livakovic'ti. Ee, çok şükür İkide bir de hani kap hani kap diyorlardı bazı arkadaşlar hemen sabahın köründe kanala girip yorumlarını silmişler o kadar karakterli arkadaşlarımız var. Livakovic gelmeyince kanalı kapatacak mısın? İşte bilmem şu bu. Lan gelsin 50 kişi abone yapacağım. Yani şu anda herhalde 250-300 tane üyelik sözü var. Livakovic gelirse şu kadar kişiyi üye yapacağım diyen arkadaşlarım sözü var. Akşamleyin maçın bitiminde herhalde yaparlar diye düşünüyorum. Bilgilendirme kulübümüz profesyonel futbolcu. Dominik Livakovic'in transferi konusunda kulübü Dinamo Zagreb ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bugün İstanbul'a gelecektir. Tam oyunun bilgisine sunarız diye. Şimdi <laughs> e, dün ben üye arkadaşlara da bir şey söyledim. Arkadaşlar Ali Koç'a çok ciddi bir teklif geldi. Eğer teklifi kabul etseydim yani çok çok düşük bir fiyat da alacaktık. Ama Ali Koç artık dedi ki beklemeye tahammülüm yok. Oyuncu sakatlanır makatlanır benim tam aradığım kaleci bu. Ben bu riske göze almıyorum dedi. Parası da pulu da lanet olsun dedi. Ve transferi gerçekleştirdi. Başkanımız Ali Koç'a ve yönetim kuruluna da teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca Fenerbahçe'miz bugün Twente karşısında avantaj peşinde. UEFA Konferans Ligi'nde playoff turu ilk maçında. Bugün sahamızda ve seyircimiz önünde Twente takımını, Hollanda'nın Twente takımını konuk ediyoruz. Şimdi e, saat 20'de başlayacak. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksinde oynanacak müsabaka. İngiliz hakem Andrew Medley yönetecek. E, Medley'in yardımcılıklarını Ian Hüseyin, Hussin ve Daniel Cook yapacak. Bu sezon Avrupa'da 4, ligde 2 olmak üzere toplam 6 maç. 6'da 6 ile giden Fenerbahçe. Rakibini yenerek hem avantaj sağlamak istiyor hem de 7'de 7 yaparak e, rüya gibi bir başlangıç yapmak istiyor. Avrupa'da oynadığı maçlarda rakip filelere 15 gol bıraktı Fenerbahçe. Kalesi'nde ise sadece 1 gol gördüm. Fenerbahçe ligde ise 2 maçta 4 gol atıp 1 gol yedi. Fenerbahçe'de eksik yok. Fenerbahçe'nin Twente karşısında UEFA'ya bildirdiği kadrodan eksik ismi bulunmuyor arkadaşlar. Kadrodaki isimlerden Luan Perez ve Mia sakatlıklarını atlatırken Demek ki ee, Perez'in görüşmeleri olumsuz geçti. Serdar Aziz'in durumu son idmanlardan belli olacak. Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği kadro şu şekildeydi falan filan diyoruz. Arkadaşlar herkesin soracağı soru şu. Hocam Altay Bayındır gidecek demiştin. Evet bir aksilik olmazsa gidecek arkadaşlar. E, haliyle bugün maçta İrfancanın Can'ın olmayacak mı? Olacak arkadaşlar. Dün üyelere söylediğim duyum da buydu. E, hani Altay İrfan'dan 2 maça çıkılır. Anlatabiliyor muyum? Ve bu şekilde olur diye. Serdar Aziz, Luan Perez, Alexander Cicco, Rodrigo Pekao, Ferdi Kadoğlu, Mert Müldür, Osterwolde, Mert Hakan, İsmail Yüksek, Fred, Kimanski, Zayt, King, Cengiz, İrfan, Kent, Tadic, Ceko, Batşuay, Umut Nayır şeklindeydi. Fenerbahçe'nin e, bildirdiği kadro. Bugün Bekao'da oynayabilecek. Bugün Ferdi de oynayabilecek. Yani şans verilmesi halinde. Osterwolde de oynayabilecek. Ne bileyim hani birçok isim oynayabilecek diye düşünüyorum. Özellikle ben Fred'i bekliyorum. Çünkü Samsung maçında e, fragmanı vermişti. Bakalım film nasıl olacak. Miyaz çok beklemiyorum açıkçası. Joshua King yedeklerde yer alacak ama Joshua King'in biraz ömrü kısaldı gibi. E, onu da söyleyeyim arkadaşlar. Yani ne anlıyorsanız onu anlayın. Doğru anlıyorsunuz. Bunu da belirttim. Fenerbahçe'mizin arkadaşlar eğer galip gelirse 100. galibiyetini elde etmiş olacak. Playoff turuna kalırsa da azım salmayacak derece 3 milyon euro civarında da bir gelir elde etmiş olacak arkadaşlar ve gruptaki her galibiyetine 500 bin euro civarında bir para alacak. Bunlar reklam gelirsiz, tribün gelirsiz paralar. Bilmem olur bilet fiyatından şu kadar kaldırır, reklam fiyatından bu kadar kaldırır falan filan. Hep aynı soru geliyor. Hocam niye CS Sport'tan maçlar? Ee, arkadaşlar CS Sport belli bir ücret karşılığında alıyor bu maçları ve Fenerbahçe'ye de belli bir pay veriyor. Yani e, mesela TRT'dekilerin verdiği pay atıyorum 10'sa C Spor'sun verdiği pay 80'lerde 90'larda. İlginiz olsun. O yüzden yani Rakiplerin işte, rakiplerinki niye orada yayınlanıyor da bizimki burada yayınlanıyor falan filan diyeceksiniz. Ben izah etmiş olayım. Şimanski, İsmail Kartal en iyisini bilir. Maç öncesinde açıklamaları vardı Sebastian Shimanski'nin. Fenerbahçe olarak iyi yoldayız. İyi bir gidişatımız var. Altı maçta aldığımız sonuçlar ortada çok daha iyi olacağız diyor. En iyisini yapmak için her şeyi deniyoruz. Gerleyen dönemlerde iyi olacağız. Twente ile geçen sene iki maç oynadım. Neler yapabileceklerini biliyorum. E, kimin gol attığı önemli değil. İyi bir başlangıç yaptım. Hani ben değil takım içinde geçerli. Sıkı çalışıyorum. Kimin gol attığının asistinin önemi yok diyor. Rekabet tabii ki takımın fayda sağlar. Herkes gelişir. İsmail Kartal en iyi 11'i kuracaktır fazla kaliteli oyuncunun olması faydalı bir şey diyor. Benim oyun tarzım bu koşu pres anlamında takıma yardımcı olurum. Bazen rakipten top çalmak beni gol atmaktan daha fazla mutlu ediyor diyor. Birilerine duyurulur. Taraftarın gösterdiği bu ilgiyi sevgiyi beklemiyordum. Sadece beni değil tüm takımı tutkuyla destekliyorlar. Avrupa ile kıyaslarsan buradaki tutku çok farklı. Ben bunu çok seviyorum diyerek sözlerini noktalamış. İsmail Kartal'dan da flash açıklamalar. Şimdi Hepsini de açıklamıyorum arkadaşlar. Yani hepsini burada şey yaparsam video bir 50 saat olur. 3-4 günde bir maç trafiği yaşıyoruz. Twente hareketli koşan bir takım. Hollanda futbolunun temelinde her şeyi yapmaya çalışıyorlar. Rakiplerimizin hepsine saygı duyuyoruz ama Twente maçı çok önemli. İyi futbol avantajlı bir skor almak istiyoruz. Başarırsak mutlu olacağız diyor. Birkaç sakat oyuncumuz var. Bazı mevkilerde daha fazla rotasyon yapabilecekken sakatlıklar nedeniyle yapamıyoruz. Ve bazı oyuncularımıza fazla yük biniyor. Takatların bir bölümü yarın dönecek. Bugün dönecek. Testler sonucunda kimin oynayacağına karar vereceğiz diyor. Şimdi sevgili Erşat Hocama da geçen gün bunu anlattım. Kas yorgunluğunu tespit etme durumunu 3 sene önce bir Anadolu kulübünde keşfettik ve denedik. Fenerbahçe'de de olduğunu biliyorduk. Buna iki tane yenilik kattık. Futbolcuların kas yorgunluğuna bakıyoruz. Canlı yayında bana diyeceksiniz ki diyorsunuz ya. Mert Hakan niye oynamıyor? Şu niye oynuyor? Bu niye oynamıyor? Arkadaşlar dedim bak Bak bunlar sistemde belirtiliyor. işte sakatlıktan önüne geçiliyor. Yorgunluk durumuna göre mecburen böyle yapılıyor diye. Daha bana çemkiriyordunuz. Şu açıklamadan sonra daha çemkirirseniz bu şu demek hocam beni engelle. Ben bu kanalı sabot etmek istiyorum. 36 bin olmanız zoruma gidiyor. Ya da ne bileyim ben birilerine hizmet ediyorum falan demek anlamına geliyor. Açık ve net bir şekilde. Futbolcuların kas yorgunluğuna bakıyoruz. Ayrıca bazı aletlerle futbolcuların yorgun olup olmadığını, gece kaç saat uyku uyuduğunu tespit ediyoruz. Artık bunun içine girdik. Sakatlık riskini minimuma indirmek için hazırlanıyoruz. Şu an iyi yoldayız. Milli maç arasında çok daha iyi olacağız diyor. Ee, şu an Umut Nayır transfer konusu. Samsun maçında Edin yerine Bat şu değil de Umut Nayır oyuna girdi. transfer durumu var. Bak yine ben bunu cevaplamıştım ama İsmail Kartal da beni doğrulamış. Maçın gidişatına göre, rakibin hamlelerine göre değişiklik yapıyorum. Samsun Spor maçında da öyle bir zeminde, öyle bir dakikada Umut'un girmesi ve topu tutması gerekiyordu. Başka bir nedeni yoktu. Umut da bizim takımın oyuncularından bir tanesi. Daha fazla bir şey vereceğini tahmin ettiğim için Umut'u tercih ettim diyor. Samsun Spor maçında 10 Türk hani tesadüf diyor. Daha dinamik, sağlıklı oyuncular tercih ettik. Ee, sakatlık... 5 stoperimiz var. Maalesef 2 maçta bir, biri sakatlandı. Stoperler kendi aralarında değişiklik yaşadı. Bizim oyun sistemimiz belli ve oyunculara onu çok net anlatıyorum. Net istediğimi biliyorlar. Yani ne istediğimi biliyorlar. Oyun felsefemiz oturdu. O yüzden aksaklık olmuyor. Bak oyun felsefesi oturdu. Yani taktik oturdu. O yüzden aksam olmuyor. Oyuncular sakatlandığı için değişiklikler oluyor. Bunları oturttuğumuzda çok daha iyi bir Fenerbahçe olacak. Fred'in sakatlığı yok. Bir hafta itman çıktı. Biraz yoruldu. Oyundan aldık diyor. Altay bu akşam itmana çıkacak. Kesinleşen bir transfer durumu yok. Kesinleşince kulüp açıklar diyor. Ki ben size açıkladım zaten. Kesinleşti. Divakovic'le ilgili bir şey söylemem doğru olmaz diyor ama bugün sabah kapı geldi. Başkan yönetim kontrolünde. Avrupa'da şampiyonluk mükemmel bir takım kuruldu. Avrupa'da bir şampiyonluk olur mu? İsmail Kartal da diyor ki mükemmellik sadece Rabbimize aittir diyor. Cenab-ı Allah'a aittir diyor. Doğru söylüyor. Mükemmel bir durum yok. Daha önce de Türkiye'de çok kaliteli takımlar kuruldu. Biz ihtiyacımız olan oyuncuları transfer ediyoruz. Kaliteli ve iyi oynayan bir takım kurmaya çalışıyoruz. Mücadelemiz bu diyor. Arkadaşlar, size bırakıyorum. Bugün sizce skor tahmini ne olur? Maçın sonucu ne olur? Tahminlerinizi yoruma yazın. Ki kaldı ki dün çok sinir eden durumlar olmuştu. Mesela Livakovic transferinde Fenerbahçe'yi kızdıran açıklama geldi falan filan deniliyordu. Ee, hani Sparta prağı ağırlayacaklar şu maçta da oynasın da Öyle gitsin falan filan denildi Ama gerçekleri gördünüz Yani gördüğünüz üzere futbolcu Geldi Fenerbahçe'ye ve e, Durum bu Şimdi Livakovic verilen listede yer almadı Ama Verilen listede yer alsaydı en azından oynayabilecekti Yer almadı Ali Koç bütün riskleri göze alarak Ulan, Bütün riskleri göze alıyorum diyerek bak o 3'ü transfer etti. İyi de yaptın. Fenerbahçe'den iki tane daha kap var aslında. Sosyal medyaya yansımadı aslında ama. Bu arada bana şu soruyu soracağınızdan eminim. Hocam Batu Şuhay'ı e, konusunda ne diyorsun? diye e, yani bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Şimdi İnegöl Spor Fenerbahçe'den genç futbolcular Yusuf Kocatürk ve Erkan Arda Çağdaş'ı kiraladı. Bu yine göle giden ilk futbolcu değil. Ee, ve Fenerbahçe'den yapılan açıklamada genç oyuncularımızın başarılı bir sezon geçirmelerini diliyoruz dedi. İki futbolcu da 19 yaşındaki futbolcu da bir yıllığına kiralandı. Bu hem partnerliği geliştirir hem dostluğu geliştirir arkadaşlar. Aynı zamanda mesela Gençler Birliği'ne biz e, Emir Ortakaya ve Boya Kapacağı da kiralamak istiyoruz ama Gençler Birliği yönetiminde bir Kargaşa olmuş. Onlar demiş ki işte şöyle olsun böyle olsun futbolcuyu alıyoruz ediyoruz ama diye. Yiğit Efe'yi Yiğit Efe yani Yiğit'le ilgili de ee, bir şeyleri var. Alalım. Öncelik hakkı sizde olsun. Biz oynatalım diye. O görüşme sürüyor. Yani 3 oyuncu da gidecek. 2 oyuncu gitti etti. 5 oyuncu olacak. Çağatay Kuru da zaten gitmişti. Durumlar bunlar. Kayseri Spor'la ilgili bir olay ortaya atıldı. Kayseri Spor'dan Fenerbahçe haciz gönderdi haciz memurlar diye. Ben Ali Koç'u tanıdığım kadarıyla söylüyorum. Ali Koç böyle bir şey yapmaz dedim. Nitekim sevgili Ali Çamlı da Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı da gereken cevabı vermiş. Bu arada e, 6 Altay Bayındır için bir kez daha hatırlatayım. Ne kadar da Serdar Ali Çelikler adlı Fenerbahçe düşmanı 2-3 milyon euro veriyorlar dese serbest kalma bedeli 6 milyon euro imiş. Ama 6'dan daha fazla gelecek. Arkadaşlar bakın. Yetiştirme bedeli diye bir para var. UEFA dayanışma katkı payı diye bir para var. Ek bonus var falan var filan var. Ya ben 7 diyeyim size. Siz anlayın. 7 artı bonus diyeyim. Yani 7 milyon euro diyeyim. Siz anlayın arkadaşlar. Çünkü bunun dediğim gibi hani o parası var. Cart parası var. Curt parası var. Ona göre bir durum var ortada. Ha, Kayserispor demiştik. Kayserispor Başkanı Ali Çam'dı. Fenerbahçe'nin Mametian transferi için kulübe gönderdiği, haciz gönderdiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıklamış. Bu haciz haberini önüme getirdiler. Güldüm. Ali Koç'la kulüpler birliği toplantısında beraberdik. Böyle bir şeyin Ali Koç ve kulübümüzün arasında olmasının imkanı yok. Taraftarların birbirine kinle, taraftarları birbirlerine kinlendirmesinler. Ki yandan dolayı bir borcumuz var. Doğru. Yapılandırıp ödüyoruz demiş. Yani Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar Fenerbahçe'nin üstünde oynanan oyunları görüyorsunuz değil mi? Yani görün diye söylüyorum bunları da. Özellikle görün istiyorum. Çünkü böyle kirli, böyle pis böyle bir zihniyet maalesef Fenerbahçe'ne çok uğraşıyor. Yani ya çok şey söylerim de boşverin arkadaşlar gerek yok. İşin özü gördünüz. Siz de şahit oldunuz. Herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Herhangi bir e, İki takımın birbirini kırmasını gerektirecek bir olay yok. Sizler de gördünüz. Fenerbahçemiz akşamki maçta başarılar diliyorum. Arkadaşlar ben ee, o kadar kişiye üyelik hediye etmek istiyorum ki ama o kadar kişi de video izlemeden üyelik hediyesi istiyor ki hiç kimseye veresim gelmiyor. Üyelik hediyesi kazanmak için olabildiğince video izleyin. Beğeni atın. Zaten kanalımız sıkıntılı bir süreçte. Yani şu anda yapacağınız her şeye ihtiyacımız var. O kadar söyleyeyim size. Yani şöyle bir süreçte e, desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Şöyle bir süreçte. Hani video izlerseniz bu sizin işinize de yarar. Üyelik hediyesi direkt size gelir. Çünkü en çok izleyenden en aşağı, en az izleyene doğru gidiyor. Yani bu sizin menfaatinize olur. Ama ısrarla söylememe rağmen hala bana niye üyelik çıkmadı? Bana niye çıkmadı? Ben adam değil miyim? Ben insan değil miyim? Falan filan sorular var. Demek ki anlamıyorsun kardeşim. Kafan basmıyor demek ki. Ee, hakikaten demek ki adam ve insan değilmişsin diyesim geliyor. Çünkü bunun başka açıklaması yok. Biz sisteme parayı yatırıyoruz. Sistem diyor ki arkadaş senin kanalını şu adam daha çok izlemiş. Şu adam daha fazla izlemiş diye. Üyelere de söylüyorum. Üyesiniz ama siz de video izleyin. Üyeleriniz bittiği zaman direkt otomatik gelir. Hiç farkına bile varmazsınız diye. Gel anlat. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar zaten üyelik 15 lira. 1 aylık. Hediye üyelikte bir aylık veriliyor. Yani bir günlük değil ha. Bir aylık. Bir sürü duyum var topluluk kısmında. üye olduktan sonra topluluk kısmına gidin. Duyumları görün. Zaten kafanızı taşlara vurursunuz. Ben niye e, şimdiye kadar uyu olmamışım dersiniz. Birçok kişi aynı şeyi söylüyor. Hocam bir aylık diye girdim. 2 yıl olmuş diyor. Yani bu insanların e, önerilerine kulak asın derim. Hocam transfer sezonu bitiyor ki zaten. Bir tane 6 numara kaldı. Siz öyle sanın. Siz öyle sanın. Arkadaşlar duyum dediğin şey sadece transferle olmaz ki kulüp içinde işte şu şundan tartıştı. Bu bundan bunu yaptı. Şuna şu teklif geldi. Buna bu teklif geldi. Asıl şimdi başlıyor. Ya Ryan Kent mesela aklıma gelmişken söyleyeyim. Biz bon servisiz transfer ettik. 5 milyon euro bon transfer teklif aldı mesela. 5 milyon euro bon teklif aldı. E şimdi mesela akşam oynayacak mı oynamayacak mı? Ya ben kadro duyumlarını pek veresim gelmiyor. Doğru duyum alsam bile doğru diyesim gelmiyor. Anladınız mı? Yoksa kadro duyumlarını da vereyim. Sıkıntı değil. Ama Fenerbahçe'ye ihanet ettiğimi düşünüyorum. Yine de muhtemel bir 11 çizeyim. Altay Bayındır. Yok lan İrfan Can Eğirvayat. Verdi Kadıoğlu. Bekao. Luan Perez. Osterwolde. Solda. İsmail Fred Şimanski. Sağ kanatta Ryan Kent. Sol kanatta e Tadiç ya da Tadiç bugün biraz dinlendirmek isteniyor ama yok diyor Tadiç. Ben Hollanda takımını biliyorum. Ben Hollanda takımına karşı oynayacağım diyor. Kent, Şimanski, Tadiç. Forvet'te de Batshuayi. Herkes edince koyazıyor ama ben Batshuayi hissediyorum. İçimden bir ses Batshuayi ile başlanacak diyor. Bakalım arkadaşlar maçı kazanan da kim olursa olsun. Takip ettiğiniz için, izlediğiniz için kanalımızı 36 bin lira taşıdığınız için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. İyi ki biz derlesiniz. Görüşmek üzere.